Merhaba değerli izleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Bugünkü beraberliğimizde bir tarihçiyi ağırlayacağız sizinle birlikte. Ona hem kendi ilgi alanından sorular yönelteceğiz, hem de özellikle bu alanı niçin seçtiğini, onu tetikleyen sebeplere birlikte bakmaya çalışacağız. Çünkü insanın işini sevmesi gibisi yok hakikaten. İşini seven insanları bulduğumuzda da biz büyük bir heyecana kapılıyoruz. Hayat başka türlü çekilir olmuyor çünkü. İşini sevmek çok güzel. Sevdiğini gözünden anladığımız misafirimize dönüyorum ben hemen izninizle. Konuğumuz tarihçi yazar Berna Çaçan Ongun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, uzmanlık alanınız tarih olabilir, evet. Ama hakikaten şu kadar zamandır iş tecrübesiyle şunu söyleyebilirim ki hangi alanda çalışmış olursa olsun kişinin hangi alanda çalıştığı değil, onu ne kadar sevip sevmediği yüzünü gözünü aydınlatıyor, ışıldatıyor. Ben seven birini görüyorum karşımda. Öyle mi hakikaten? Doğru anlıyor muyum? Gerçekten de öyle. Tarihle nefes alıp tarihle nefes veren bir insanım. Arşivlere dahi gittiğimde o sayfaların kokusunu aldığımda gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Tarihe Selçuklu'dan itibaren, Orta Asya tarihinden itibaren, Osmanlı tarihi, Cumhuriyet tarihiyle beraber sevda ile gönülden bağlı bir tarihçi olduğumu ifade edebilirim. O zaman öncelikle şunu sorayım size. Şimdi evet, herkesin ilişkisi böyle değil. Özellikle evet. Son yıllarda evet. Meseleye bakışımızda biraz daha aydınlanmışız gibi hissediyorum kendimizi. Ama bununla birlikte şöyle bir şey var. Tarih sizi evet büyük bir aşkla, şevkle, heyecanlandırıyor. Ama arşivlere baktığımda yaşadığımı anlıyorum dediniz. Evet. Halbuki arşiv dediğimiz şey bizim için geçmiş, gitmiş, bitmiş bir hadise. Dünde kaldı, düne ait ne varsa. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Buraya çok uygun düşmeyecek galiba ama yine de şunu söyleyeceğim. Şekillendiriyor mu, bize lazım mı, nostaljik bir şeyden mi bahsediyoruz tarih derken, onun değeri nereden kaynaklanıyor, bugüne tesiri var mı, yarını şekillendirme gücü var mı? Tarih bence geçmiş, geleceğin aynası, biliyorsunuz. Yani aynadan değil, kendinize baktığınız zaman sadece gördüğünüz suratınız değildir, değil mi? Oradaki derin anlamlardır, yüzünüzdeki kırışıklıklardır. Yüzünüze aldığınız her bir darbe bir anlam içerir. Dolayısıyla tarihsel belgeler de aslında bugün aydınlatmak adına böylesine güzel bir işlev ifade eder. Benim için tarihin anlamı aslında böyle. Yani ben tarihle aslında hem anımı hem geleceğimi aydınlatıyorum. Dolayısıyla eğer siz bugününüzü anlamak istiyorsanız geçmişinizi çok iyi bilmeniz gerekir. Halihazırda bugün dünya üzerinde meydana gelen bütün vakaların ve olayların arkasında da aslında tarihi çok iyi bilmemek yatıyor. Dolayısıyla biz bugünü anlamlandıramıyorsak eğer ya da olayları çözemiyorsak aslında tarihimizi çok iyi bilmediğimizden ötürü bu. Dolayısıyla şunu bir söyleyebilirim. Tarihi aslında önünüzü aydınlatır. Gününüzü anlamlandırmanızı sağlar. Bugününüzü, varoluş sebebinizi bir şekilde ortaya koyar. Dolayısıyla tarih sence benim için bir kitap okuma eylemi değil, günü anlamlandırma eylemi, analiz etme eylemi. Bir şey soracağım. Tabii. Çok ilgi çekici şeyler bu söyledikleriniz ama içinde derinleştikçe mi bulduğunuz anlamlar bunlar? Yoksa mesela şunu hep sorarım konuklarıma. Siz mi alanınızı seçtiniz, alan mı sizi seçti, yakaladı oradan potansiyelinizle bir şekilde sizi görüp keşfedip çekenler oldu? Mesela espri konusu olmuştur ama sormak zorundayım. Neden tarih? Neden tarih? Şöyle, aslında ilk çocuk yıllarımdan itibaren bizzat ailem tarafından zehirlenmiş bir insanım tarih sevdasıyla. Babam müthiş bir tarih tutkunuydu. Hiç unutmam, çocukken her hafta sonu bizi kolumuzdan tuttuğu gibi Topkapı Sarayı'na götürürdü. Topkapı Sarayı'nı her hafta artık görmekten ezberlemiştim. Topkapı Sarayı'nda dolaştıktan sonra bilirsiniz orada 4. Murat'ın meşhur bir lokantası vardı. Rüşvet olarak da güzelce bir karnımızı doyururdu. En nihayetinde biz de tarihe gönülden bağlı çocuklar olarak ta ilk o yani aile ortamında itibaren, böyle bir tabii sevgi aile var. Ortamızda var olan bir sevgi. Babam müthiş tarih tutkunu bir insandı. Hala da öyle. Kezden biraz duruldu gerçi ama aynı zamanda içinde mensubu olduğum ailemde de tarih sevdası vardı. Çok önemli aktörler var ailem içerisinde, hem siyaset hem sanat camiasından. Dolayısıyla aslında biliyorsunuz, siz de çok iyi bilirsiniz ki insanın yetiştiği ortamı aslında aynasıdır derler ya. Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz. Benim de aslında suç ortam ailemdir desem hiç de yanılmış ya da yanlış bir kelime söylemiş olmam. Çünkü daha çocukluk yaşlarından itibaren tarihe sevdayla bağlandık biz. Yani ailemiz bize anlattı, ortamda yetiştik, siyasi aktörlerin
devamlı evimize girip çıktığı, sanat camiasının insanların içinde olduğumuz bir aile ortamında yetişince öyle zannediyorum ki Zeynep Hanım tarih de bize sevda olarak bir geri dönüş yaptı. Yani biz de bir olumsuz ve negatif bir şekilde değil, pozitif bir şekilde tarihin içerisinde aslında kendimizi bulduk. Çünkü biraz önce de belirttim, mesela dedem Doğu Anadolu bölgesinin çok önemli siyasi şahsiyetlerinden birisiydi. Ağrı Eleşkirt'in Demokrat Parti ilçe başkanıydı. Dolayısıyla ta o çocukluğumuzdan itibaren dedemden dinleyedi. Mesela ben ilk Osmanlıcamı dedemden öğrendim. 1906 doğumluydu. 90 küsur yaşında vefat ettiğinde hala elinde kalemiyle Osmanlıca yazan bir dedem vardı. Yani dolayısıyla özellikle Osmanlı tarihine ilk sevdam, ilk ilişkim İlgi aileden böyle dedemle başlamıştı. Çünkü vatanperverdi ve ülkesine sevda ile bağlıydı. Bunu da bize aktardılar. Allah rahmet eylesin hepsine. Amin. Allah razı olsun onlardan. Amin. Çünkü gerçekten zemini onlar oluşturuyor. Bir yaprak, bir çiçek çıkıyorsa ortaya onların bir toprağı sebebiyle, vesilesiyle oluyor hakikaten. Ortam böyle. Ailede evet. Böyle bir şuur var. Hem günü yaşama ve anlama evet. Bakımından. Sanat dünyası diye söylediniz. Ben merhum amcanız Burhan Çaçan'ı hatırlıyorum siz evet. Böyle söyleyince. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim onun içinde. Evet. Tarihten dediniz ama sanattan beslenmeyle ilgili. Hani bu çevreden biraz bahseder misiniz? Tabii. Ben yine de o yetişilen toprağın kokusunu bir duymak istiyorum. Tabii. Şöyle ben de aslında bu vesileyle amcamı rahmet ve hasretle anıyorum. Yeri mekanı cennet olsun rahmet diyorum. Sayın Zeynep Hanım size takdir edersiniz ki 75 milyon insanın gönlünde taht kurmak, sağcısı solcusu demeden her kesimden vatandaşımızın gönül dünyasında yer edinmek öyle zannediyorum ki her sanatkara, sanatçıya nasip olmaz bir lütuftu. Cenab-ı Allah da bu lütfu amcamıza nasip etti. Bizler de onu görerek onun hem ahlaki hem de milli değerleri nasıl tutkuyla bağlı olduğunu bizzat yaşayarak ondan öğrendik. O üslupla yetiştik. O da milletimizin kadim tarihine ismini altın harflerle yazdırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere kendi ifadeleriyle vefatıyla da yeri doldurulmaz bir boşluk bırakarak gitti. Ne kadar güzel, kıymetli bir şey böyle tabii. Anılmak. Yani tabii. Yaşarken verdiği hizmetlerin yanı sıra ardından da güzel sözler evet. Ve evet. Böyle göz yaşartan hatıralarıyla akıllara gelmek çok hoş bir şey hakikaten. Çok İmreniyor insan. Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bizler bu ortamda yaşardık, filizlendik. Yani bilirsiniz toprağa hangi tohum atarsanız toprak size karşılığını evet. Verir. Sulamazsanız, beslemezseniz ne olur? Tohum hiçbir işe yaramaz, çürür ve gider. Ama siz ona gerekli güneşi, gerekli suyu verdiğiniz zaman bir de havalandırdığınız zaman arada bir oradan gerçekten toprak ne kadar kötü olursa olsun gül de fışkırır, lale de fışkırır. Siz neyi umarsanız onu karşınızda bulursunuz. Dolayısıyla biz de ailemizden bu terbiyeyi alarak büyüdüğümüz için keza şimdi ben de 6 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. İlk öğrettiğim şey milli ve ahlaki değerleri oldu. Çünkü siz bir çocuğa bunu verirseniz geleceğinden şüphe etmeyin. Çünkü derler ya ağaç yaşken eğilir. Bizde de zannedersem böyle oldu. Dediğim üzere biraz önce de belirttim. Biz daha çok küçük yaşlardan itibaren zehirlenmeye başladık. Tabii buna zehirlenmek eğer güzel de oldu. Bir tutku, bir hastalık. Güzel evet oldu. Biraz söyleyebiliriz böyle. Peki tekrar gelelim. Berna Hanım'ın tarihi seçmekteki tamam aile ortamında böyle bir evet, şevk evet, olabilir ama evet. Başka şeyler de olabilirdi fakat tarih seçilmiş ondan etkilenerek. Görmüş olduğunuz alanda tarih dediğimizde o kadar kapsamlı bir şey ki evet. Neyi anlamalıyız, hangi dönemi anlamalıyız, sizin en çok ilginizi çeken bu geniş alanda ne oldu, neyi merak ettiniz? Ve niçin merak ettiniz? Aslında lisansım benim İngilizce mütercim tercümanlık, yeminli tercümanlık bölümünü bitirdikten sonra Amerika'ya gittim. Orada belli bir süre kaldım ve şunu gördüm. O daha küçük yaşlarından itibaren aldığım o tarih sevdasının yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladığını gördüm. Farklı yerler, Romanya'ya gittim, farklı şehirler ve ülkeler gördüm. Ve oralara gittikçe ve oradaki milletleri gördükçe kendi kültürüme olan Allah Allah, bağlılığım çok ilginç. Tutkuyla arttı. Bu söylediğiniz benim aklıma şunu getirdi. Şimdi şöyle bir ben bunun altının boş bir şey olduğunu düşünüyorum ama yani şu bakımdan düşünülmeden söylenen bir şey oluyor zaman zaman. Burada yaşanmaz. Halbuki burayı tanımadan başka bir yeri tanımak mümkün değil. Başka yeri tanımadan burayı sevebilmek mümkün kesinlikle değil diye oturduğum yerden en azından düşündüğüm şey bu. Ama siz bunu tecrübe etmişsiniz. Tabii. Peki orada neyi gördünüz de buradaki değere olan sevginiz arttı? Şöyle, nasıl bir mukayese? Bir gün Romanya'da yürüyoruz arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarla, hocalarımızla beraber. Yanımızdan bir bayan geçti köpeğini dolaştıran elinde. Ve bize merhaba dedi.
Romanyalı, çok kibar, şık giyimli bir hanımefendi. Şaşırdık, kaldık. Ya dedik, bu Türkçeyi nereden öğrendin? Benim dedi, dedelerim dedi, Osmanlı topraklarında yaşamış. Biliyorsunuz Balkanlar Osmanlı'nın son derece önemli bir coğrafyasıydı. Osmanlı'ya hala hayranlar. Çünkü Osmanlı sayesinde onlar ayaktalar. Yani bugün Balkanlara baktığımız zaman hala birçok devlet ve millet ayaktaysa, bunu aslında Osmanlı'nın yaşat ki yaşayasın ilkesiyle 500 küsür yıl boyunca yaşamış olmalarına borçlular. Yani Osmanlı bir yeri fethettiği zaman hiçbir zaman o yeri yok etmedi, yıkmadı, yaşatmaya devam etti. Çünkü düsturu buydu. Yani böyle farklı ülkeler gezdikçe Osmanlı'ya karşı olan, kendi ecdadıma karşı olan hayranlığım arttı. Hmm. Şimdi siz Avrupa'ya gittiğiniz zaman aynı şeyi bir Avrupalı diyebileceğini düşünüyor musunuz? Bakın bugün dünyaya baktığınız zaman yıkıp geçen, Haçlı Seferleri zihniyetine sahip bir batıyı düşündüğünüz zaman aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Ama ben kendi medeniyetim için göğsümü gere gere, başım dik bir şekilde dünyanın neresine gidersem gideyim, alnım açık, gözüm pek bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. Bunu gördüğüm zaman kendi ecdadıma, atalarıma olan sevgim ve saygım bir misli arttı. Dolayısıyla niçin tarihe yönelmeyeyim? Niçin madem böyle bir geçmişim var ve böyle bir sevdam var ve bunu gönüllü yapıyorum? Yani ben gönüllü bir askerim. Paralı bir asker değilim. Bunu gönüllü de yaptığımı etrafıma da deklare ediyorum. Niçin yapmayayım? Dolayısıyla ben yıllardır bu işle uğraşıyorum, araştırmalar yapıyorum. Yaptığım araştırmalarda özellikle şu an itibariyle yaptığım konu İngiliz İstihbarat Teşkilatı. İstihbarat Teşkilatlarına çok önem veriyorum. Misyonerlik faaliyetleri temelde, çünkü misyoner demek aslında bir nevi ajan demektir. Bir ülkenin istihbarat elemanı demektir. Birçok alanda çalışmam var. Balkanlar özel ilgi alanım. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı'nın yeşerdiği yerlerdir. Bir medeniyet haline geldiği yerlerdir Balkan coğrafyası. 500 küsür yıl boyunca da Osmanlı'nın idaresi altında kalmıştı. Bakın hakimiyeti altında demiyorum. Çünkü Osmanlı yok etmedi orayı. Yaşattı. Hala da yaşıyorlar bakın. Kaç millet, kaç devlet kuruldu Balkanlar'da. Eğer Osmanlı bir emperyal bir oluşum olsaydı, burada küçük bir parantez açmak isteyeyim. Buyurun. Sevgili Mehmet Ali Beyhan Hocam, kulakları çınlasın, İstanbul Üniversitesi Yakın Çağ Kürsüsü'nde saygı ve minnetle anıyorum. Bir gün Osmanlı İmparatorluğu deyince bir arkadaşımız orada dur bakalım dedi. Osmanlı bir imparatorluk değildi. Osmanlı bir devletti. Çünkü imparatorluk emperyal kelimesinden gelir. Yıkıp geçmedi, yok etmedi. O bir devletti, yaşattı. Dolayısıyla biz biraz üniversitede böyle bir terbiye gördük. Daha sonra tabii yüksek lisansımı ben sevgili hocalarımın da kabulüyle tarih üzerine yaptım. Herhalde içimizdeki o tarih sevdasını da görünce sevgili Neriman Hacı Salihoğlu ve Mehmet Ali Beyhan hocalarımın öğrencisi oldum. İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir şans tabii bize nasip oldu. Tabii Allah'tan ne isterseniz karşınıza onu çıkartıyor. Yani ben bunu gönülden inanan bir insanım. Çok istedim, oldu. Siz sabrederseniz ve çabalarsanız Cenab-ı Allah karşınıza bunu çıkartıyor. Er ya da geç. Burada önemli olan bir sabır, iki tevekkül edeceksiniz, üç azmedeceksiniz. Bunları yaparsanız inanın, ben böyle bir kanaatim var. Tecrübeyle sabit diyorsunuz. Allah nasip ediyor. Yani ben buna inanıyorum açıkçası. Bakın biraz önce de belirttim. Lisansım tercümanlıktı. İkinci öğretim derslerini Osmanlıca öğrenmeye giderdim. Her ne kadar ilk siz Osmanlıca lisanstan daha kurmaya başlamışsınız. Ya altyapımı dedem kurdu. İlk Osmanlıca eğitimi, terbiyemi ona borçluyum. Dedemden aldım ilk terbiyemi. Daha sonra tabii çok istediğim için ikinci önemli öğretim dersine giderek Osmanlıcamı da Zekai Mete ve Orhan Sakin hocalarımdan öğrendim. Daha sonra tabii bu yolda yürümeye devam ettik. Aslında yani ucu bucağı olmayan, sahili bulunmayan açık denizlerden bahsediyoruz. Evet, onun için tarih deyince daraltmak zor. İşte Osmanlı'nın çeşitli alanlarına ve unsurlarına yönelik çalışmalarınız var. Balkanlar dediniz. Evet. Çeşitli alanların... Alan daraltmak, kendi en çok istediğinizi seçmek nasıl oldu? Çünkü gerçekten insanın kafası karışabilir. Ben de ortaokul çağlarından itibaren, öğrencilik yıllarımdan beri çok ilgi duyduğum bir şeydi ama seçmekte zorlanırım doğrusunu isterseniz. Nasıl tercih yapılır merak ediyorum. Şöyle Zeynep Hanım, insan tek renkli olamaz. Yani bu yaratılışın özüne aykırı. Ben tek renkli olamam, tek konuyla yetinemem. Hayat o kadar geniş bir yelpaze ki. Dolayısıyla bu yelpazenin içerisinde ilgi duyduğum her alana ve her konuya korkusuzca yönelen bir insanım. Araştırıyorum, okuyorum. Bunu bizi izleyenlere de tavsiye ediyorum. İlgi duyduğunuz her alana yönelin. Bakın eski bilim adamlarına, alimlere bakın. Bir sürü özelliği var. Hezarfen filozof denilmiş ya. Filozof.
Evet. Kaşif, matematikçi, tıp bilgini. Ama şimdi bizde biliyorsunuz branşlaşmalar oluştu. Tabii ki bir uzmanlık alanınız olacak ama gözünüzü de kapatmayacaksınız geri kalan, ardınızda kalanlara. Dolayısıyla vizyonunuzu geniş tutmayı ben herkese tavsiye ediyorum. Çünkü araştırdıkça ve okudukça, idrak etme yeteneğiniz güçlendikçe aslında hayatın üzüntüsüyle, mutluluğuyla, varlığıyla, yokluğuyla ne kadar boş olduğunu idrak ediyorsunuz. Ve o hiçlik olgusuna bir adım daha yaklaştığınızı hissediyorsunuz. Dolayısıyla ben tek bir alanda değil, evet tarihçiyim ama tarihin içerisinde birçok alana ilgi duyabilirim. Bu da benim özgürlük alanım olsun. Değil mi? Bu çeşitlilik içinde yine de her şeye rağmen işte bunun üzerine çalışmak bana her zaman keyif verdi ve ben zamanı unuttum, kendimi kaybettim dediğiniz. Kesinlikle. Misyonerlik çalışmaları özellikle alanım. Çünkü bakınız özellikle 19. yüzyıldan itibaren yürütülen misyonerlik faaliyetleri dünya tarihini alt üst etti. Osmanlı coğrafyasını da birbirine kattı. Belki bugün içinden geçmekte olduğumuz krizlerin de kesinlikle sizi bu konuda o tarafa teşvik ettiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersiniz? Şöyle ya da örtüştü mü, buluştu mu onlar bir yerde? Sanki bugünün bazı sorunlarının cevapları mı orada gizli acaba? Kesinlikle doğru. Parantezi daha açayım burada. Özellikle ahlaki ve milli değerlerimizdeki meydana gelen yozlaşmalar aslında beni buraya itekledi. Çünkü biz çok kadim bir medeniyetiz. Nasıl oldu da bu kadim medeniyette gedikler açmayı başardılar? İşte bu noktada misyoner faaliyetleri o kadar etkili ki sizi anlatamam. Araştırma alanınız ilgi çekici hakikaten ama kaynaklarınız nelerdi? Yani nasıl daldınız bu deryanın içine? Bir bahseder misiniz? Şöyle, yine yüksek lisans dönemindeyim. Şamil Mutlu Hocam, kulakları çınlasın, İstanbul Üniversitesi'nde. Misyonerlik faaliyetleri üzerinde Türkiye'deki önde gelen isimlerden bir tanesidir. Misyoner okulları üzerine yaptığı araştırmalarla. Benim İngilizcem de olduğu için dedi buraya yönel. Yani Church Missionary Society denilen bir İngiliz misyonerlik teşkilatı var, buraya yönel. Gerçekten de yöneldiği zaman gördüm ki deniz derya. Yani işin içinden çıkamıyorsunuz. Osmanlı'nın Doğu Akdeniz bölgesinden tutun da Orta Doğu coğrafyasında meydana gelen bütün olayların arkasında. Orta Doğu projesinden tutun Suriye Filistin hattı, Mısır'da meydana gelenler, Kuzey Afrika'da meydana gelenler. Şu anda halihazırda Filistin'de meydana gelen olayların temel anlamda arkasında İngiliz parmağını görmek hem şaşırttı, hem hüsrana uğrattı, hem de merakımı celbetti. Kaynaklar. Tabii. Yani baktığınız şeyleri nasıl okumalardan tabii geçirdiniz? Bunu şimdi yorumlamak da bir mesele. Şimdi ben onları görebilirim. Benim önümde de durur ama bana bir şey ifade etmez. Burada çok güzel bir şansımız var. Aslında misyonerler kendi yaptıkları faaliyetleri raporlamışlar. Şöyle küçük bir örnek üzerinden anlatayım. Arabistanlı Lawrence'i çok iyi tanırsınız değil mi? Hepimizin bildiği bir şahsiyet. Bilinen bir karakter. Evet. Film de çevrildi. Son dönemde Gertrude Bell ismiyle Nicole Kidman'ın bir filmi var. 2015 yapımı. Birkaç film çekildi aslında son yıllarda. Çok öne çıkarıldı. Tabii. Nedense nasılsa çok kahramanlaştı bir şöyle, kesim tarafından. Şimdi bu misyonerler, misyonerlik faaliyetleri yaptıkları alanları raporluyorlar merkeze. Raporlayınca da bu merkezler daha sonra bunları kitaplar halinde yayınlıyor. Ve siz bizzat arşivlerden İngilizler, mesela benim araştırdığım saha İngiliz misyonerliği olduğu için ben İngiliz arşivlerinde bizzat zaten buldum. Zaten itiraf etmişler yani. Böyle güzel bir tarafı var. İtiraf var. Daha açıkça sorayım. Evet. İster istemez biz meselelere bakarken yani her kişi olaylarla ilgili kendi bakış açısından, her millet, her devlet kendi bakış açısından değerlendirir. Bu hürriyete de sahiptir. Tamam. Ben kendimden zaman zaman şöyle korkuyorum. Bir duygusallık çerçevesinde bakıp doğru değerlendiremiyor olabilir miyim? Evet. Yani benim suçlama olarak dilime gelebilecek herhangi bir cümle aslında suçlama olmayabilir mi? Evet. Onun gerekçesini nasıl ortaya koymuş? Yani nasıl ifade etmiş? Kendince hakikaten Batı'nın doğuyu bir aydınlatma faaliyeti mi o? Geliştirme mi? Geri kalmış olanları medenileştirme projesi mi? Yanlış da olsa bu da sakat bir bakış açısıdır. Tabii. Ayrı mesele. Ama kendini nasıl ifade etmiş? Varlığını nasıl izah etmiş? Oradaki faaliyetine bakışı ne? Haklı mı görüyor kendini? Nasıl bakıyor? Şöyle, kafir topraklara medeniyeti getirme. Yani burası tamamen inançsız, putperest bir toprak. Bu toprağa medeniyeti getirme. Kim diyor, kim için diyor? Bunun misyonerler Müslüman coğrafyası için söylüyor. Diyor ki kafir topraklarına o tırnak içerisinde belirtiyorum. Sapkın peygamberin yaşadığı, sahte peygamberin yaşadığı. Şimdi bakınız,
siz bir şeye inanmayabilirsiniz ama karşınızdakine duyduğunuz saygıdan ötürü, onun inancına duyduğunuz saygıdan ötürü ettiğiniz kelimelere dikkat edersiniz. Hı hı. Bugün birçok araştırmacı misyoner raporlarını açtığı zaman bu ifadelerle karşılaşır. Yani bizzat bizim peygamberimiz hakkında bu tarz ifadeler, yani bu bile büyük bir ön yargının göstergesidir. Bakınız, kabullenmeyişin, ön yargısını kabullenmeyişin ve kendi yaptıkları sömürü faaliyetlerinde medeniyeti getirme adı altında deklar etmeleri. Yani insanları bu yolda kandırmaları. Sözde medeniyet. Nasıl bir medeniyetse. Böl, parçala, yok et sloganı bize ait değildir biliyorsunuz. Bu Roma'nın bir ifadesidir. Bizde yaşat ki yaşayasın ifadesi vardır. Buradan bir yola çıktığınız zaman aslında tarihin derinliklerinde yüzmeye başlıyorsunuz. Yani dolayısıyla müthiş bir önyargısal yaklaşım vardır misyonerlerde. Bir hedef doğrultusunda gelirler. Kendi devletlerinin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermişlerdir. Dolayısıyla ben İngilizleri araştırdığım zaman İngiliz misyoner faaliyetlerine Osmanlı'da Şiilerle Sünnileri çatıştırma. Yani bunlar rastgele kendi iç dinamikleriyle rastgelelik içinde ortaya çıkmış meseleler değil. Belli bir proje doğrultusunda yapılmıştır. Mesela ben küçük örnekler üzerinden anlatayım dilerseniz. 1910 yılında Arabistanlı Lawrence İngiltere'nin Orta Doğu projesini gerçekleştirmek amacıyla Osmanlı topraklarına gönderilir. İlk gittiği yerler Suriye, Filistin ve Mısır'dır. Bakın hiç değişmiyor aslında adres. Hep aynı coğrafya. Çünkü bu coğrafya üzerine müthiş çıkarları var. Bir kere petrol rezervleri var. Bir kere Hristiyanlığa ait o kutsal mabetler, mekanlar burada. Bulunduğu jeopolitik ve jeostratejik önem. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri. Dolayısıyla Arabistanlı Lawrence buraya geliyor. Burada geziler yapıyor. Görünürdeki işi, gücü, mesleği nedir? Arkeolog. Arkeolog adı altında. Ben de öyle. Hepsi öyle. Yani bir kılıf uyduruyorlar. Arkeolog ama petrol rezervleri arıyor. Arkeolog ama bulunduğu coğrafyayı haritalandırıyor mesela. Siz burada inet arar mısınız? Arapçayı ve İslamiyet'i çok iyi bilerek geliyorlar. Yani burada çok enteresan, bir Müslümandan daha tutkulu bir şekilde İslam akaidlerini biliyorlar. Bir Arap'tan belki çok daha iyi bir şekilde, gramerine hakim bir şekilde Arapçayı biliyorlar. Giyim kuşamlarıyla mesela Hamper var. İngiliz ajanı Hamper. Hamper Müslüman kılığına girerek Osmanlı coğrafyasında derviş kılığında dolaşıyor. Burada inet arar mısınız? Bu bir takiyedir değil mi? Yani bizdeki tebliğ değildir bunun karşılığı. Ben bunu tezimde de... Evet, yani bazen işte en başta onun için sormak istedim. Misyoner kelimesine yüklediğimiz anlam nedir, ne olmalıdır diye. Onlara göre müjdelemedir. Yani Hazreti İsa'nın tırnak içinde, eğer Hristiyanlık Hazreti İsa'ya aitse, Hristiyanlık mesajını diğer sapmış milletlere ulaştırma vazifesi. Ama bana göre kendi ülkesinin çıkarları doğrultusunda buna hizmet edecek politikalar üretmek. Yani bunun kültürel, ticari, sosyal ve dini çıkarı vardır. Oysa tebliğde herhangi bir çıkar gütmezsiniz. İslam inancındaki tebliğde tamamen siz karşınızdaki bilgiler... Yok, varoluşunuzda bir örnek, bir teşvik... Evet, ama misyonerlikte bu yoktur. Misyonerlikte tamamen inkültürasyon dediğimiz kültürel uyarlama temelinde karşınızdakine mesajı onun anlayacağı dinde ulaştırma. Yani adam gider derviş kuluna girer, size Hristiyanlığı o şekilde anlatmaya çalışır. Yani bu bir kandırmacadır aslında. Sizin anlayacağınız dille anlatmaya çalışır. Mesela yine Mr. Hamper'ın bir ifadesi var. İslam'ı nasıl yok edelim adlı raporda Müslümanları nasıl kandıracağını mesela anlatmış. Orada demiş ki, eğer demiş Müslümanları yok etmek istiyorsak Şiilerle Sünnileri birbirine düşüreceğiz. Müslümanları ilim dünyasından uzaklaştıracağız. İslam akaidinin içerisinde biatlar sokacağız. Çarpıtılmış Kur'an tercümeleri yapılarak bunları İslam coğrafyasında dağıtacağız. Doğum kontrolünü yaygınlaştıracağız. Yani o kadar enteresan şeylerle uğraşmışlar ki. Bu kadar detaylı bir projelendirme. İnanamaz. Bu 1000 yıllık bir proje belki. Bu bitmeyecek. Dikkat eder misiniz Sayın Zeynep Hanım? Şark meselesi bitti mi sizce? Ya da Haçlı zihniyeti son mu buldu? Kesinlikle hayır. Çünkü bugün Filistin'de yaşananlar bize bunun hala bitmediğini gösteriyor. Bitmeyecek de. Ta ki emellerine ulaşıncaya kadar. Elbette ki ulaşmayacaklar ve ulaşamayacaklar. Çünkü bizler tarihimize hakimiz. Hiç kimse bize eli bağlı düşünmesin. Ne olup ne bittiğini çok iyi biliyoruz. Perdenin arkasında olup bitenleri de güzel görüyoruz. Masa üstünde el sıkışanların masanın altında nasıl boğuştuğunu da biliyoruz. Ya da masanın altında el sıkışanların masanın üstünde nasıl boğuştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla tarih bilmek işte bu yüzden çok önemli. Siz tarihi çok iyi bilirseniz bugününüzü de çok güzel anlamlandırırsınız ve okursunuz. Gerçekten ilginç, en baştaki sorumun cevapları aslında bunlar. Yani nostaljik bir değer ifade etmiyor. Bugünü ve yarını şekillendirmek bakımından dünü anlamak çok önemli. Çünkü kesintili değil, birbiriyle bağlantılı olaylar diye söylediniz. Peki
büyük projelerin dışında Batı'nın doğuya ve inancımsa bu şekilde bakışının doğurduğu gündelik hayatımızı etkileyecek hani yapıyı bozan şeyler diye söylemiştiniz ya, onu birazcık açabilir miyiz? Yani tabii, nasıl tesir edebilirler ki kültürümüze ya da etmiş olabilirler ki? Şöyle bakınız, bir kere sinema ile bizim evimizin içine kadar girdiler değil mi? Hollywood sineması hiç de masum bir yapı değil. Hollywood sineması yani tamamıyla... Günün güncelin örneklerine de mi bu gözle hep bakıyorsunuz? Tabii ki, bu tarih tabii ki. Perspektifinden. Bakın ben bir anneyim. 6 yaşında çocuğu olan bir anneyim. Çocuğuma çizgi film seyrettirdiğim zaman bile oradaki subliminal mesajları çok iyi görebiliyorum. Özellikle 1990'lardan sonra yapılan çizgi filmlere lütfen seyircilerimiz dikkatlice baksınlar. 1990'lardan sonra çocuklar için yapılan çizgi filmlerde o kadar çok mesaj var ki. İlla ki orada bir haç işaretini sıkıştırıyorlar. Ya da bizim milli ve manevi değerlerimize aykırı kültürel ilişkiler çocuklara bilinçaltında alttan alttan empoze edilmeye çalışılıyor. O yüzden biz diyoruz ki ta çocuk çağından itibaren çizgi filmlerle her şeyle çocuklarınıza sahip çıkın. Her yönüyle. Yani sinemayla bir kere evlerimizin içine girdiler. Walt Disney, şimdi burada isim verebiliyor muyuz bilmiyorum ama. Vermeyelim. Tamam. Ama örneklendirelim bir parça nasıl işlendiğine dair. Yani şu anda Hollywood sinemasına hakim olan en ünlü firmalar buna hizmet ediyor. Biz sinemadan tutun giyim kuşamımıza, giyindiğimiz markalara, o markaların dizayn eden modelistlerine, modacılarına, bunlar hiçbir şey boşuna değil. Her şey o kadar planlı ve programlı ki. Yani böylesine fani bir hayat için bu kadar planlı programlı olmak bile sizi şaşırtmıyor mu? Yani burada aslında dinsel anlamda bir zayıflık görmüyor musunuz? Gerçek anlamda ilahi olan bir dinin mensupları bu kadar dünyevi düşünebilir mi? İşte bu noktada hakikaten işin içinden ben de çıkamıyorum. Hatta bazen işime diyorum ki yani nasıl olur? Hani bunlar dindardı? Hani bunlar dinleri için bunu yapıyordu? Hani ilahiydi bunların dini? Ama çok dünyevi. Çünkü dünyaya sımsıkı bağlanmışlar. Değil mi? Daha geçen gün bir sürü yeraltı tünelleri bulundu. Dikkatinizi çekelim. Amerika'da. Yani bunların sinagog hepsinin tünellerinden altında. Bahsediyorsunuz. Evet, hepsinin mesela altında. Mesela yani ben ona baktığımda hani haberlerde seyreden biri olarak benim için bilinmezliklerle dolu bir hikaye bu. Allah Allah ne oluyor filan dedim. Bakalım altından ne çıkacak diye de düşündüm. Hala mesele devam ediyor tabii. İki grubun birbiriyle çekişmesi, rekabeti filan söz konusu galiba orada. Neyle karşı karşıyayız? Şaşırmalı mıyız? Bir de hani... geçen yüzyılın başında çok sekülerleşen bir dünyadan bugün dini mesajların da çok daha görünür olduğu bir dünyaya geldik sanki. Bu kadar gündem teşkil etmiyordu ama şimdi ayrı ayrı gruplar ve amaçlarını bu şekilde dile getiren gruplar söz konusu. Evet, özellikle olaydan başlayarak nasıl okudunuz bunu? Şöyle bir kere biliyorsunuz, siz de çok iyi bilirsiniz ki din en etkili afyondur şu anlamda. Ben ilahi ve gerçek dinden değil, insanların kurmuş olduğu dinden bahsediyorum. Bu dini kullanırsanız insanları her yönü etkilersiniz, yönetirsiniz ve idare edersiniz. Bunu ben değil, bizzat İngiltere Başbakanı söylüyor 19. yüzyılda. Yani diyor ki benim etkisi olduğum yerde çan sesleri her şeyden daha da etkilidir. Dolayısıyla dinin yönetemeyeceği, idare edemeyeceği insan yapısı yok. Bunu da Batı yani Avrupa çok iyi kullanmış zaten kendi ülkesinde. Haçlı seferleriyle de diğer Müslüman coğrafyasında bunu yaygınlaştırmaya çalışmış. Şimdi tabii oraya baktığınız zaman bunun altında yatan birçok neden var. Amaçlar var, hedefler var, kurulmuş teşkilatlar var. Kim bilir hangi teşkilata hizmet etti? Kim bilir hangi teşkilatı genişletmek, yönetmek ve yönlendirmek için yapıldı? Bunun gibi birçok örnek var aslında tarihte. Sadece bu sinagog altında bulunan tüneller değil. Bugün kendi coğrafyamıza bakalım. Değil mi? Yani şimdi biraz önce çok güzel bir soru sordunuz. Bunu kendimizden nasıl anlamaya başlayacağız? Bakın biz görüntü olarak Müslüman ama yaşayış olarak hiç de öyle olmayan bir topluma doğru evrilmeye başladık. Küreselleşmenin getirdiği bir nokta bu. Bir takım şeyleri alışkanlık olarak kazandıktan sonra aslında inancın, aklın söylemiş olduğu şeyle gündelik hayat arasında bir aralık uçurum olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Yani yeme içmenizden tutun, dünyaya bakış açınıza. Anneniz etme yeteneğinizden tutun. Ailevi ilişkilerinize bakın, ailevi ilişkiler dünyadaki şey çok tehlikelidir. Zayıf ailevi bağlar ve kötü arkadaş. Biz de bunu yapmayı başardılar. Bunu özellikle 19. yüzyılla beraber o modernleşme adı altında geleneklerimizi ve görüneklerimizi bizden almaya çalışarak yaptılar. Bunu da modernleşme adı altında yaptılar. İlk başta yer sofralarımız kalktı. Biz masalara oturmaya başladık. Bunu modernleşme anladık. Daha sonra kıyafetlerimiz değişmeye başladı. Bunu modernleşme anladık. Daha sonra eğitim sistemimiz farklılaşmaya başladı. Bunu modern, yine her şey şekilde kaldı. Biz işin merkezine, cevherine yönelemedik. Bunu başaramadık. Ama bunu da Batı başardı. Bugün gerçekten eğitim kurumlarına baktığınız zaman Batı'da müthiş bir ilerleme var. Bizde o ilerleme var mı? Yok. Biz eğitimde biraz da geri kaldık. Öyle zannediyorum ki yolda biraz daha geride kalışıyoruz bundan ötürü. Yoksa biz gerçek manada... Şekilci olarak algıladığımız için gelişimi
Evet. O düzeyi yakalamak tabii maalesef pek mümkün olmadı. Maalesef burada işte eğitimdeki bu geri kalmışlığımız misyonerlerin de ekmeğine yağ sürdü. Çünkü özellikle eğitimde yaptıkları atılımlarla misyonerler Osmanlı coğrafyasının dört bir yanını sardı. Bugün bile böyle. Baktığınız zaman batıda okulan okullara çocuklarımız gitmek istiyor değil mi? Boşuna değil ama buradaki en büyük tehlike oradaki dejenerasyonu burada ve erozyona maruz kalmaları. Burada izninizle küçük bir şerh koyacağım. Doğru tabii. Söylüyorsunuz. Çok önemli ve köklü eğitim kurumları batıda var ancak ne olursa olsun ciddi bir atılım içinde olmaya gayret gösteren tabii, ülkemizde tabii. Eski ezberlerle bakıldığı için de bugün bazı şeyler kesinlikle görünmüyor. Öyle. Biraz kesinlikle o tarafı da var işin. Hatta öğrenilmiş bir çaresizliğin getirdiği aşağılık kompleksi var. Çünkü biz atalarımızla övünmeyi bıraktık. Ecdadımızla Osmanlı'yı bir tarafa bıraktık. Tukaka derler ya, onu yapmayı öğrettiler bize ve bunu yapan da yine o dönemin Batı misyoner teşkilatları. Geçen yüzyılın geriliğin diğer adı şeklinde lanse tabii edişi ki, tabii buna tabii sebep ki. Şimdi oldu. dikkatinizi çekiyordur illaki Zeynep Hanım. Dizilerimizle aslında biz ecdadımıza ne kadar gurur duymamız gerektiğini öğrendik. Mesela ben aslında isim vermemiz yanlış mı olur? Biraz izleyenlerimiz yönetmiş olalım. TRT Çocuk, severek çocuğuma seyrettiriyorum. Hiç gözüm kapalı. Çünkü Çok biliyorum güzel ki şeylerden tabii bahsetmekte tabii hiç sakıncası TRT yok. Çocuğu ben şiddetle tavsiye ediyorum. Bütün Çünkü annelere. arayış içinde anne babalarda Ama netice itibariyle bu çağın imkanlarından geri tabii ki. bırakamayacağınıza Tabii, göre tabii. İzlerde çocuklarınızı şiddetle doğru tavsiye. adresi gösterebilmek Şiddetle lazım. tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarına okutturdukları masal kitaplarının hangi yayın evlerinden çıktığına lütfen dikkat etsinler. Misyoner teşkilatından çıkan yayın evleri var. Araştırınca buluyorsunuz. Hiç zor bir şey değil. İnternet denilen bir klavye var değil mi? Hemen basınca nerede olursanız olsun kolaylıkla bilgilere ulaşmak mümkün. Dolayısıyla her şey bizim elimizde. Biz yeter ki doğruyu bulmaya çalışalım buluyoruz. Hiç zor şeyler değil bunlar. Çünkü o kadar artık her şey aşikar ki müthiş bir bilişim çağındayız. İstediğimiz bilgiye ulaşabileceğimiz bir tıkla önümüze gelebilen bir çağdayız. Eskiden zormuş. Şimdi o kadar zor değil bana kalırsa. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Yavaş yavaş toparlayacağız ama Tabii. birazcık daha vaktimiz varken onu da değerlendirmek istiyorum. Aslında dönüp durduğum şey aynı sorunun çeşitli Evet. varyasyonu. Önemli şeyler söylüyorsunuz. Tarihin bir nostaljik değer olmadığını, bugün de yaşamaya devam ettiğini, örülmeye devam ettiğini geçmekte Evet. olduğumuz süreçte anlıyoruz. Dolayısıyla bu yarınımızı da şekillendirecek Tabii. demektir. Doğru anlamamız gerekiyor, evet. Bir takım vazgeçtiğimiz ya da geçirildiğimiz, gaflete düştüğümüz ya da kendi tembelliklerimizden de kaynaklanan, saptığımız şeylerden de kaynaklanan, belki biz de yeterince dikkatli olmadık, yeterince güçlü olamadık ama yolumuza devam etmeye, doğru değerlerle devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi bütün bunların üzerine özellikle ilgi alanlarınız çok daha arka planında fikir düzleminde şeylerin peşindesiniz. O keşiflerin peşindesiniz. Kesinlikle Onu öyle. anlıyorum ama pratikte gördüğünüz şeyler var. Mesela nüfusuyla da ilgilisiniz. Siz bir taraftan kadınlarıyla ilgilisiniz Osmanlı'nın, bir taraftan sağlık uygulamalarıyla Evet. ilgilisiniz. Peki özellikle bu kalemler, yani mesela geçmişe dönüp baktığımızda bugüne taşıyabileceğimiz şeyler var mı? Yoksa o uygulamaları mı taşımalıyız biz veya o anlayışı mı taşımalıyız? Siz bir tarihçi, araştırmacı olarak görüyorum ki eğitimin çok önemli olduğunu, tarih bilincinin ve sevgisinin önemli olduğunu keşfetmişsiniz. Kendiniz de cansiperane bunu anlatmaya adamışsınız. Neyi taşıyalım biz? Taşıyabilir miyiz? Dünden bugüne bir şey taşınır mı? Bugünün değerini mi inşa edeceğiz? Ne yapacağız? İkisi de birbiriyle o kadar bağlantılı ki yani sizin kalbiniz sızlasa bakarsınız o kalbiniz sızlatan şeyin arkasında yatan şeyleri araştırmaya başlarsınız. Başınız ağrısa baş ağrınıza neyin sebebiyet verdiğini bulmaya çalışırsınız değil mi? Çünkü vücuttaki organlar birbiriyle bağlantılı. Biraz önce bahsettiniz ya kadından da bahsediyorsunuz Balkanlardan da. Tıptan da bahsediyorsunuz Filistin olaylarından da. Hepsi birbiriyle o kadar bağlantılı ki. Yani küçücük bir şey, bir olay meydana geldiği zaman bu şey etkisidir. Denize bir taş attığınız zaman dalga dalga yayılır ya. Tarihte meydana gelen olaylar da o şekildedir. Yani bir dünya savaşı düşünün. Birinci dünya savaşı da ikinci dünya savaşı. Meydana geldi ne kadar büyük bir coğrafya etkiledi değil mi? Ama Evet. her şeyiyle. Giyim kuşamından tutun teknolojisine. Yiyip içme Yeme alışkanlık içme her şeyi alışkanlıkları. etkiledi. Yani her şeyinizi etkiler. Tarihsel küçücük bir gelişme sizin her şeyinizi etkiler. Tarihin akışını, seyrini değiştirir. Mesela bir kadim tıp dediğimiz geleneğimiz var. Halihazırda sağlıklı yaşama son derece önem verdiğimiz, müthiş bir korona salgınından sonra sağlığımıza yöneldiğimiz, yaşamanın çünkü ne kadar değerli olduğunu bir Evet. kez daha idrak ettiğimiz dönemden sonra sağlıklı yaşama meylettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde kadim tıbba yöneldik farkındaysanız. Herkes biraz daha böyle her şeyin doğalını arama peşinde. Evet. İşte bu noktada Osmanlı tıbbı karşımıza çıkıyor. Yani sağlıklı yaşama düsturları.
Bu noktada evet. Önleyici hekimlik gibi mi? Önleyici hekimlik, bravo. Yani hıfzı sıha dediğimiz tedavi etmenin değil, sağlıklı yaşam koşullarını devam ettirmenin ön planda olduğu. Yani sizin başınız ağrıyorsa bir Osmanlı kimse direktman ilaç vermez. Başınızın ağrımasına neyin sebebiyet verdiğini bulmaya çalışır ve o koşulları ortadan kaldırır. Oysa o dönemin batı tıbbında hemen size, hatta bugün bile. Bugün bir sonuçla bir ilaç, ilgiliyiz, sebeple ilgili değiliz ki. Kesinlikle, bu her anlamda ve her manada böyle. Dolayısıyla Osmanlı tıbbı aslında buna örnek verebileceğim müthiş bir örnek, çok derin bir örnek. Tam anlamıyla bugün karşılığını bulan bir konu. Sağlıklı peki, yaşam gelenekleri. Peki dünden bugüne getirebilir miyiz? Yani o geçmişte tabii, kalmadı tabii. mı? İnsanlar buna ikna olabilir mi? Yani evet tabii pandemi bizi o arayış içinde bir tarafa yöneltti. Orada da karşımıza bu kadim kültür ve bilgelik çıktı ama yine de ana akımın buna yönelebilmesi mümkün yavaş olur mu? Yavaş bütün dünyada geçmişe doğru bir yönelme var. Yani kadim tıbba doğru. Bakın kadim tıp eğer hatalı olsaydı 2500 yıl boyunca kadim tıbbın reçeteleri hala yaşıyor olmazdı. Hala yaşıyorsa burada bir şey payı var. Geçerlilik ve doğruluk payı var. Demek ki işe yarıyor. Kadim tıptan kastımız aslında sadece Osmanlı tıbbı da değil. Biliyorsunuz Osmanlı'nın şöyle müthiş bir özelliği var. Aldığı kültürü yok etmiyor. Aldığı mirası yok etmiyor. Alıyor, işliyor. Bir harman yaratıp kendi üslubunda senteze dönüştürerek kendisinden sonrasında da müthiş bir miras bırakıyor. Evet. Yani bunu özellikle mesela Bizans mimaride görürüz. Bizans'ın ve Selçuklu'dan aldığı mimari yapıyı kendi üslubunda eriterek vakıf kültürüyle ortaya koymuştur. Keza Osmanlı müthiş de bir vakıf medeniyetidir. İşte aynı şeyi tıbda da yapıyor. Ahlat-ı Erba denilen diyor ki Osmanlı hekimlerim. İzninizle ondan küçük bir bahsedelim. Sevgili izleyenlerimizle küçük bir nebze de olsa bir şeyler göstermiş olalım. Anadolu'da Ahlat-ı Erba denilen ve Osmanlı hekimlerinin de belirttiği insan vücudunu oluşturan dört temel sıvıdan bahsedilir. Bunlar kan, balgam, kara safra ve sarı safradır. İnsan vücudundaki bu dört temel sıvı doğada bulunan dört temel elementle bir uyum halindedir. Bu uyum devam ettiği sürece siz sağlığınızı korursunuz. Ama bunlardan bir tanesi bozulduğu an sizde hastalıklar baş göstermeye başlar. İşte bu hıltlar, biraz önce bahsettiğim bu dört temel sıvı her insanda farklı. Dolayısıyla her insanda farklı mizaca sahip. Bir Osmanlı ekibi hastasının mizacını bilir ve buna göre tedavi uygulardı. Her ilaç herkese uygulanmazdı. Çünkü birisi için şifa olan öbürüsü için zehir olurdu. Ama biz paketlenmişler çağında maalesef yaşıyoruz artık. O paketten herkese aynı ilaç. Maalesef. Yani keza ben buradan küçük bir tavsiyede bulayım. Ben de bu süreçte çok kullandım. Hatta peygamberimizin de bir hadis-i şerifi vardır. Diyor ki peygamberimiz o siyah susam ölüm dışında her şeye devadır. Yani çörek otu. Çörek otunu sevgili izleyenlerimizin evlerinden eksik etmemelerini de buradan nacizane tavsiye ediyorum. Ben çocuğuma bile çörek otu içiren bir anneyim. Hiç düşünmeden ama doğal çörek otu bulmaları. Özellikle çörek otunu ben şiddetle tavsiye ediyorum herkese. İşte bu Ahlat-ı Erba denilen hıtlarla Osmanlı hekimi hastalığını tedavi eder. Ve Osmanlı hekimi der ki az ye, tek çeşit ye, kan yapıcı gıda ye, acıkmadan oturma, doymadan da kalk. Bunu kim söylemişti sevgili Zeynep Hanım? Peygamberimizin tavsiyeleri. Sünnet-i seniyye. Yani yüzlerce, binlerce yıl önce peygamberimiz zaten bunu ifade etmişler. Ama tabii tıp bunu sonradan keşfediyor. Peki buradaki önemli husus ne? Yine Osmanlı hekimleri için 5 tane temel şey vardır, gıda vardır. Der ki bu 5 temel gıdayı mutfağınızdan eksik etmeyin. Çünkü bunların kan yapıcı özellikleri vardır. Bunların başında ekmek gelir ama bugünkü ekmek değil. Yani bir nevi zehre dönüşen ekmekten bahsetmiyorum. Sarı buğdaydan yapılan taş değirmenlerde öğütülmüş, hani köylerimizde anneannelerimiz, babaannelerimiz yapardı ya, doğal mayalarla mayalandırılmış köy ekmeği. Madem sağlıklı yaşamdan bahsediyoruz, şu anda değil mi? Madem herkes şöyle bir geçmişe döndü, evet, doğal yaşama doğru i̇şte bir koşmacı var. İşte bugüne aktarılabilir mi diye sormuştum. Ekmek, mümkün mü? Doğal, tabii ki doğal ekmek. Evimizde bile yapabiliriz artık. İkinci husus et, ama kuzu etinden bahsediyorum. Osmanlı padişahlarından tutun Anadolu halkına varıncaya kadar biz 1800'lerin ortalarına kadar, hatta 1900'lerin başına kadar uzatabiliriz. Büyükbaş hayvan eti hiçbir zaman tüketmedik. Hep küçükbaş hayvan etlerinde kaldık. Hani Berna Hanım diyorsunuz ya, birçok farklı konu var. Şimdi misyonerlikten buraya atladık. Ya hayat böyle güzel. Hayat farklı branşlarla uğraşıp o farklı branşları aynı kazanın içerisinde yoğurduğunuz zaman güzel. Kuzu eti ne demiştik? Ekmek, kuzu eti. Yumurta, rafadan yumurta olmazsa olmazımız olacak hayatımızda. Ha, pişme tereyağı, şekli de belli. Tabii rafadan, özellikle bunu Osmanlı hekimleri belirtiyor. Tereyağı, ancak yoğurttan elde edilen tereyağı ve son olarak da mucizevi gıda olarak nitelendirilen bal. Bal. Bu 5 gıdayı diyor Osmanlı hekimi hayatınızdan eksik etmeyin. Kan yapıcı özellikleri var, antioksidan özellikleri var, sizi güçlendirici özellikleri var. Ömrünüz boyunca size yeter, gerisi teferruat.
Reçetemizi de aldık. Bol bol evet. dua edebiliriz hakikaten bunun üzerine. Çok müteşekkir de olacağız besbelli ki. Hakikaten biraz da onun peşindeyiz. Dediğiniz evet. gibi binlerce yıllık insanlara, vücutlarına, zihinlerine şifa olmuşsa bir şeyler, onda bir hikmet olsa tabii gerektir. Ki. Biz biraz yolumuzu şaşırdık gibi hafiften son bir iki yüzyıldır genel olarak dünyadan bahsediyorum. Küçük bir köye çevirdik ama köye dair bütün doğallığı da kaybettik o esnada. Ne yapacağız? Yolumuzu nasıl bulacağız? Peki bütün bu geçmişe yönelik çalışmalar, bugüne taşınmasıyla ilgili bilgi aktarımı konusundaki kendinize yüklediğiniz görev size ne hissettiriyor? Başaracak mıyız? Yoksa şu anlamda söylüyorum, insanlık manasında da soruyorum. Nereye nasıl tutunursak selamete çıkarız? Çünkü aslında bütün dünyada bir arayış döneminden geçiyoruz. Belki krizin büyüklüğünün sebebi de bu. Belki kötülerin pervasızlığının sebebi de bu. Dünyada kötülük, savaş hiç olmadı mı? Elbette oldu. Hatta tarihçiler siz daha iyi bilirsiniz derler ki tarih demek savaş tarihi demektir. Evet. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Bu hep vardı ama bir pervasızlık var. Şiddetli bir pervasızlık. Bu da insanlığın krizine işaret eden şeylerden biri. Hem insan olarak hem yetişmiş bir zihin olarak siz nereye nasıl tutunmakta görüyorsunuz çareyi diyeyim son olarak? Siz takdir edersiniz ki insanın yaşadığı hayat içerisinde ümit var oldukça insan hayatı da var oluyor. Yani ümidin bittiği yerde insan yaşamı da bitiyor. Dolayısıyla biz de inanan insanlarız, inançlı insanlarız ve kadim bir medeniyete sahibiz bakın. 500 yıllık müthiş bir tarihin mirasçılarıyız biz. Bizim tarihimiz bugün inşa edilmedi. Biz bir Amerikan tarihinin aktörleri değiliz ya da bir İngiliz tarihinin aktörleri değiliz. Bizim binlerce yıllık bir kadim tarihimiz var. Buradan beslenen, ecdattan beslenen müthiş bir birikimimiz var. Hı hı. Bu birikimi arkamıza aldığımız için milli ve manevi değerleri köklü olan bir ecdada sahip olduğumuz için bu bakımdan korkulacak hiçbir şey görmüyorum. Ancak lütfen tarihimizi çok iyi anlamlandıralım. Yani biz bugün okumak istiyorsak tarihi çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü bugün dünyanın siyasi konjonktüründe meydana gelen olaylar Batı'nın dünyayı dizayn etme stratejisi çerçevesinde yapılmakta. Dolayısıyla sizin gününüzü çok iyi okumanız lazım. Bir kere tarihinizi ailenizden öğrenmeniz lazım. Yani o dört duvarın arasında başlıyor ilk iş. Anne ve babayla. Çekirdek ailede başlıyor her şey. Çocuğun yetişmesiyle başlıyor her şey. Dolayısıyla tarihinize kimse hakim olmanız lazım. Kimse sorumluluğu başkalarına atmadan kesinlikle önce evine öyle, baksın diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bazen gençlerimizi çok eleştiriyorlar ama ben gençlerimizin de o kadar suçlu olduğunu düşünmüyorum. Bakın bizde çok güzel bir gençlik var. Çok müthiş bir gençlik var. Ben hiçbir zaman üzüntü yetirecek bir anne değilim, bir kadın da değilim, bir tarihçi de değilim. Dolayısıyla işlenmesi gereken müthiş bir cevherimiz var. Yeter ki işlemeyi bilelim. Sayın Ongun çok çok teşekkür ediyorum. Zaman su gibi aktı. Zevkli, hızlı, sizin alanınız gibi çeşitli bir sohbet oldu bu da. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Yeniden görüşebilmek ümidiyle. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı ve doğru bir programda beni ağırladığınız için. Safla sağ olun. Değerli izleyenler, Portre'deki beraberliğimizin sonuna geldik. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.